Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Ramazan dolayısıyla çok fazla mekan ziyaret edemiyorum. Fırsat buldukça da evde iftar yapmaya çalışıyorum. Aslında çok mekan ziyaret ediyorum ama YouTube için çekim yapamıyorum, öyle söyleyeyim. Bugün de fırsat bulmuşken evde dedim bir şeyler hazırlayayım iftar için. Markete gittim, şöyle kuzu pirzola aldım. Şöyle göstereyim. Yağlı, kemikli. Kuzu pirzola aldım. 4 parça. Yarım kilo civarında var. Ve benim yine hassas noktalarımdan biri olan kuzu kaburga aldım. Kemikli. Şimdi bununla efsane bir et yapacağım. Fırında yapacağım. Daha önce karşılaşmış olabilirsiniz ama bunun herhangi bir standartı yok. Vesaire vesaire şeyi yok. Bunu ben tam kendi zevkime göre yapacağım. Şurada duran patatesleri görüyorsunuz. Tam mevsim olduğu için taze patates. Yanına da patates ve sarımsak koyacağım. Bir de aklıma ne gelirse diye bir sos yapacağım. Patatesler için dip sos gibi düşünün. Mayonezle evdeki baharatlardan, taze sarımsaktan ve kekikten kullanıp mayonezle bir sos hazırlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ilk önce patatesleri doğrayacağım. Şöyle ben fırın kağıdını tepsinin üzerine koyayım. Önce patateslerden başlıyorum. Patateslerin kabuğunu soymuyorum ve elma dilim şeklinde doğruyorum. Yani kalın kalın doğruyorum daha doğrusu. Elma dilim demeyelim. Şu şekilde. Yani şöyle bakarsanız şu şekilde doğruyorum. Kabuğunu soymuyorum kesinlikle. Bu harika bir şey oluyor. Benim sürekli evde yaptığım bir şey bu. Zaten kuzu etini çok sevdiğim için sık sık yapıyorum diyebilirim bunu. Eminim siz de yapacaksınız bunu izledikten sonra. Öyle uzun pişirmeye falan gerek yok. 40 dakikada pişiyor bu. Öyle söyleyeyim size. Şimdi şu patatesleri alıp hepsi şuraya alıyorum. Şöyle biraz çekeyim. Şimdi yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Sonra şu patatesleri şu kenara koyuyoruz. Dileyen kabuğunu soyup da yapabilir. Ama ben taze olduğu için patates kabuğuyla çok seviyorum taze patatesi. O yüzden bu şekilde yapacağım. Sizin damak tadınıza göre değişebilir. Şimdi kuzu kaburgaları, kuzu pirzolayı diziyorum. Şu şekilde. Daha sonra kuzu kaburgalar. Onları da bu şekilde diziyorum. Şu yağlı parçayı en son koyacağım. Neden olduğunu göstereceğim şimdi size. Şimdi yine benim en çok sevdiğim şeylerden birisi sarımsak. Bunu da şöyle ikiye keseceğim. Şu şekilde koyacağım. Kabuğunu soymuyorum bakın. Özellikle soymadım. Bunu şöyle orta kısma koyuyorum. Şu yağlı kısım var ya. Şu yağlı kısmın üstündeki, kaburganın üstündeki yağları alacağım. Şöyle direkt zaten dinlenmiş olduğu için. Direkt böyle sarımsağın üzerine yatırıyorum. Bu sarımsak var ya, efsane olacak, efsane. Bunu da koyduktan sonra böyle. Şimdi olay bu. Şimdi baharatlama kısmına geleceğim. Ete sadece çok az tuz atacağım. Patates kısmını baharatlayacağım. Önce hepsine biraz tuz atıyorum. Şimdi patateslere önce kimyon atıyorum. Dediğim gibi siz damak tadınıza göre
Sevmediğiniz baharat varsa çıkarabilirsiniz. Sarımsağın üzerine de atayım biraz. Sonra biraz köri atıyorum patatesin üzerine. Çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada etlere bir şey bulaştırmıyorum, dikkat etseniz. Ve kırmızı toz biber. Yine patatesin üzerine atıyorum. Durum bu. Biraz da patatesin üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Etlerin üzerine de çok az gezdiriyorum. Onları çok az dökmüyorum. Şimdi hazırladığımız tepsiyi daha önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırının içine atacağım. Yalnız fansız çalışıyoruz özellikle. Alt üst çalışıyor. Şimdi bu 40 dakika bu şekilde, ağzı açık şekilde fırında pişecek. 40 dakika sonra bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hep beraber göreceğiz. Şimdi geldik o efsane olacak olan patateslerin yanına, kafamıza göre bir dip sos yapmaya. Vallahi tamamen uydurmasyon bir şey yapacağım. Şu saksımda taze kekik vardı. Onu kullanacağım. Sarımsak kullanacağım. Mayonez kullanacağım ve süzme yoğurt kullanacağım biraz. Önce sarımsağı doğrayarak başlıyorum. Yani siz kafanıza göre bir şeyler koyabilirsiniz. Ben sarımsağı çok seviyorum. Mayonezi seviyorum. Sarımsak tozu da var ama taze sarımsak kullanmaktan yanayım. Şimdi bunu olabildiğince inceltip, yeterince inceldi. Şimdi bunu kaseye alıyorum. Biraz fazla oldu ama ben çok sevdiğim için herhangi bir sıkıntı yok. Şu taze kekikleri doğruyorum. Mis gibi koktu vallahi. Taze kekikte. Buna bol mayonez sıkıyorum. İki yemek kaşığı süzme yoğurt koyuyorum. Biraz tuz ekleyeceğim. Biraz da kırmızı toz biber. Şimdi bunu karıştırıyorum. Et de piştikten sonra en son masada nasıl olduğunu sizlere özetleyeceğim. Şimdi bunu dolaba kaldırıyorum. Evet, 40 dakikanın ardından tepsimiz bu şekilde. Şimdi oldu tepsi. Tabii en keyifli yerindeyiz şu an. Tadacağız. Ben ilk başta şu kaburgadan başlamak istiyorum. Şöyle kaburgayı gösterirsek bakın 40 dakikada nasıl piştiğini göreceksiniz. Direkt zaten ayrılıyor. Çok güzel de pişmiş. Ben de tadını merak ediyorum. Şöyle. Of, of, of. O kuzunun tadını var ya, harbiden o yağlı kısmını çok rahat hissedebiliyorsunuz. Çok iyi olmuş kaburga. Zaten yağlı bir et, ben çok severim. Pirzoladan biraz bakacağım. Pirzolada bakın. Tuttum direkt ayrıldı. Yani kısa sürede, normalde kuzu eti geçmişler falan derler. Ama 40 dakika gibi bir sürede 180 derecede çok rahat içi de pişmiş bir şekilde. Bu da harika. Yani bana sorsanız ben kaburga derim pirzoladan. Benim damak tadıma göre daha lezzetli. Şimdi şu şeyleri, sarımsağı merak ediyorum. Üzerine kaburganın yağından koymuştum. Şimdi o sarımsaktan direkt çıkıyor zaten, bakın içinden.
Bu gerçekten sarımsağı yerken hani böyle etin içinde pişmiş gibi bir his veriyor. O da çok iyi olmuş. Yani ben yaptım diye demiyorum ama gerçekten çok iyi olmuş. Şimdi patatesi zaten normal, patatesin tadında çok bir şey yok. Ama şu yapmış olduğum sosun tadını merak ediyorum ben. Niyetli olduğum için bakamamışım tadına, eksik bir şey var mı diye. Sarımsağı biraz azalmış. Biraz daha baharatı fazla atsaydım eğer daha iyi olacakmış. Bugünkü menümüz bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Varsa önereceğiniz mekan, evde yapmamı istediğiniz bir yemek, onları da yorum olarak aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma da abone olmayanınız varsa abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.